Yalın Alpa ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün fotoğraf ve performans üzerine konuşmaya çalışacağız. Konuğum, fotoğraf ve video sanatçısı, akademisyen, Doktor Özlem Şimşek. Programlarımızı her zaman olduğu gibi Satoshi'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. Özlem hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Çok sağ ol, davet ettiğin için. Ne demek, ben teşekkür ederim kabul ettiğin için. Şimdi video sanatçısı dendiğinde hep bir adım geriye geliyorum ben. Ve çoğu kişinin merak ettiği bir soruyu soracağım sana. Kısa filmle video sanatı arasındaki temel farklar neler? Filmin bazı kuralları vardır. Anlatının takip etmesi, dramatik kurgu gibi. Video sanatının video sanatında ise bu kurallar yoktur. Tamamen çok özgür olabiliriz bir alandır. İsterseniz video sanat şeyin kısa filmin anlatı öğesini kullanırsınız ya da olanaklarını kullanırsınız ama istemezseniz de kullanmazsınız. Yani isterseniz performans yapabilirsiniz, performansı kayda alırsınız. Kurguyla ilgili kısa filmde olan kurallar, zaman, devamlılık gibi kurallar video sanatında yoktur. Tamamen bir özgürlük alanında ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama yani video sanatı aslında şöyle, tabii ki öncesi deneysel film çalışmalarına dayanıyor. Ama mesela Andy Warhol'un çalışmalarına örnek verebiliriz. Ama video sanatı dediğimiz şey video teknolojisinin bulunmasıyla başlıyor. VHS falan gibi şey değil mi? VHS gibi mi? Tabii 1967 yılında Sony kamerayı çıkarıyor ve video sanatı başlıyor. Şu mu demek oluyor bu? Artık televizyonun yayınladığı şeyi çekmeye zorunlu değilim. Alternatif bir şey çekebilirim çünkü onu banttan siz artık izleyebiliyorsunuz. Böyle bir kurgusal mı? Aslında şöyle, şimdi sanatçıların, yani şimdi fotoğraf 1839'da icat ediliyor. Onun bir geleneği oluşuyor belli bir zamana kadar. 1960'lara gelinceye kadar yani işte siyah beyaz dengesi, ne anlatacaksınız, kompozisyon kuralları, yani belirli bir şey var. Kurallar silsilesi oluşuyor disiplini. Resim zaten hani o çok uzun bir tarihi var. Diğer sanat dallarının da öyle ama 1960'da, 67'de video teknolojisi oluştuğunda sanatçıların eline video kameralar geçiyor ve bu erişilebilir bir malzeme. Yani ucuz görece işte sinema kamerasına göre. Dolayısıyla kuralları belli bir disiplin değil. Dolayısıyla istedikleri her şeyi yapabiliyorlar. Mesela orada ilginç şöyle bir nokta var. Feminist sanatçılar, özellikle Amerika'da ikinci kuşak feminist sanatçılar video kamerayla ellerine geçince kimlik ve performans üzerine ve toplumsal cinsiyet üzerine inanılmaz güzel işler yapıyorlar. Bunun sebebi de şu, diğer alanlar erkekler tarafından fazlasıyla belirlenmiş, kuralları belirlenmiş alanlar. Ama bu video yeni bir alan, yeni bir alan ve çok özgürlükçü bir alan. Dolayısıyla bir de şey de denemiyor yani, bu kurallar uymamışsın işte kadın eli, erkek eli şey vardır resimde mesela. Gibi şeyler de dayatılamıyor yani. Dolayısıyla büyük bir özgürlük alanı açıyor. Video sanatı çok tarihi, eğlenceli bir tarih. Fotoğraf öncesinde görsellikle sanat üretmede kişiler kendi kendilerini çizebiliyorlar. Otoportre diyoruz buna. Evet. Evet. Başkasını da çizebiliyorum. Tabii. Portre diyoruz buna. Fotoğraf ortaya çıktığında bu zahmetten birazcık sıyrılıyorum, kurtuluyorum. O kişiyi belli bir kadraj ve başka bir teknikle, yeni bir teknoloji olanağıyla, yeni bir protezle başka şekillerde ifade etme olanağına kavuşuyorum. Ressam olarak, başkası şey, fotoğrafçı görüntü olarak. Üreten olarak, evet. Tamam. Ressam olarak değil ama görüntü üreten olarak, evet. Bu görüntü üreten olarak yeni bir teknolojiyle karşılaşmam beni başka şekillerde üretim yapmaya koşulluyor. Ve o zaman benim tekniksel bilgilerim değişiyor. Eskiden pigmentlerle uğraşıyorum, işte hangi boyayla hangisi karıştığında ne elde ederim, üç boyutlu çizim için ne elde ederim. Şimdi yeni protez için üretimler yapıyorum. Video çıktığında, bir de hareketli olduğunda görüntü artık başka bir yenilikle karşılaşıyorum. O zaman senin söylediğin performans öne çıkıyor diye düşünüyorum. Neden? Bir ressamın performansı anlık ve geriye alınamaz bir performans değil. Boyanın üzerinden tinerle silerim, tekrar boya katmanı eklerim. İstersem 5 gün ara veririm, tekrar devam ederim. Ama fotoğrafta ve video sanatında genellikle böyle değil. Hareketler çok fazla katlara uğramayacaksa belli bir akış içerisinde ve bir seferlik bir edimle oluşuyor. Şimdi performans, bizim bu zamana kadar bildiğimiz performans, sahnenin üzerine çıkan
ve bir tiyatro yapan kişinin, bir gösteri yapan kişinin, bir jonglörün belki işte bir meddahın anlatısıydı. Yeni dönemde performans bu teknolojik kayıtla beraber kayıt altına alındığında artık daha önce karşılaşmadığımız bir şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi orada buraya kadar yorumlarımı iletmek istiyorum. Şimdi evet, ressamın yaptığı tabii ki bir performans ama fotoğrafçının yaptığı da performans. Hem fotoğrafçının yaptığı performans hem de kameranın karşısında poz verenin yaptığı performans. Yani ama mesela portre geleneği ister resimde olsun ister fotoğrafta olsun her zaman zaten performatifse bu ne demek? Şu demek, siz ister kameranın karşısında olun, ister ressamın karşısında olun, kendinizi sunarsanız ona, yani kendinizin bir temsilini oluşturmak için poz verirsiniz. Bu temsil nedir? Sizin bulunduğunuz sınıfa, işte toplumsal gruba, işte ne kadar entelektüel hissediyorsunuz, kendinizi temsil etmek istiyorsunuz, yani nasıl anlatmak istiyorsunuz kendinizi diğer insanlara, nasıl sunmak istiyorsunuz, bunları yansıtır, bu stereotipleri yansıtır. Resimden fotoğrafa geçerken, yani fotoğrafın icadı ile birlikte şöyle bir farklılık oluşur. Resim ve portre, bir kendi imgene sahip olma ayrıcalığı fotoğrafın icadından önce çoğunlukla üst sınıfa ait bir şeydir. Çünkü resim, yani kendi resmini yaptırmak pahalı bir iştir. Ama fotoğrafla birlikte bu ucuzlar. Dolayısıyla bir kendi temsiline sahip olma olmak demokratikleşir. Ama hala aynı şeyden bahsediyoruz. Temsil geleneğinden bahsediyoruz. Hala ben nasıl kendimi sunmak istiyorsam o şekilde kameranın karşısında poz veririm. Yani bu fotoğrafın icadından itibaren, yani bütün portre geleneği boyunca böyledir. Orada şöyle bir durum var. Fotoğrafın icadı bu stereotiplerin, yani bu temsil biçimlerinin, kalıpların daha geniş kesimlere yayılmasını sağlar. Çünkü hala resim bir tane biriciktir. Gidip o resmi görmeniz gerekir, orijinalini ya da işte prodüksiyonunu görmeniz gerekir. Ama fotoğrafın icadı ile birlikte çok sayıda baskı oluşturabilirsiniz. Ama resmi de yayılır. Çok sayıda basabiliriz aslında. Nasıl basıyoruz? Bayağı. İşte fotoğrafı nasıl çoğaltıyorsak resmi de fotoğrafını çekip çoğaltabiliyoruz. Fotoğraf icadından önce nasıl yapacağız fotoğrafını çekeceğiz? Fotoğrafın icadından önce çökemeyiz. Yani fotoğrafın icadı ile birlikte yani resmi de çoğaltabiliriz. Yani fotoğrafın icadı ile beraber resim de çoğaltılabildiği için aynı olaraktan yararlanıyor. Ama bu sefer artık... Hatta Walter Benjamin'in bu konuda bir kitapçığı bile var. Tabii ki var. Ama orada şöyle bir şey var. Fotoğraf icat edildikten sonra resim artık gerçekliği aramaktan, gerçekliğin temsilini oluşturmaya çalışmaktan vazgeçer. Başka alanlara doğru kayar. Dolayısıyla portre geleneği de değişir. Şimdi performansı şurada kalmıştım galiba. Tiyatro, jonglör, işte meddah gibi bir yapıdan çıkıyor. Ve anlamın geriye alındığı bir performans öne çıkıyor değil mi? Mesela Marina Abramovic'i düşünüyorum. Yaptıkları tekrara dayalı, işte bazı bariyerler koyuyor başkaları yapamasın diye. Ne bariyerler? Fiziksel yaralanabilme bariyeri. Evet. İşte eline bıçakları böyle dolaştırıp bir müzikle beraber yapıyor. Sonra aynı müziği tekrar koyuyor. Nerede kendi elini yaralamışsa yanlışlıkla müziğin aynı yerinde bilinçli olarak aynı yerleri yaralıyor. Bazı kişiler var kendilerini ateş ettiriyorlar biliyorsun sen de. Evet. Performans artık görüntü oluştururken başka şeyleri dikkate alıyor. Ve bu başka şeyler izleyicinin ilk baktığında gelenekten koptuğu için ne kadar anlamlı ne kadar anlamsız bir böyle muğlak bir alana saçılıyor. Video Art'ta bu muğlak alanı daha yoğun görüyoruz. Yani Video Art'ın ben performansını kısa filme göre ressam elinden çıkmayan teknolojinin bu yeni olanağıyla bir şeyler yapmaya çalışan bir algı olarak görüyorum. Peki, Duchamp işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'ya geldiğinde gerçeküstücülerle işte o da filan böyle bir sürü kişiyi etkiliyorlar, değişiyorlar. Soyut dışa vurumculuk filan gelişiyor işte Pollock bilmem ne. Duchamp'ın etkilediği kişilerden birisi de Johnny Cage. Performans dendiğinde Johnny Cage hemen akla geliyor çünkü müzikte bildiğimiz bütün yapıları bozuyor. Video Art da daha önce bildiğimiz bütün anlatı yapılarını bozuyor. Johnny Cage nasıl bozuyor? Mesela 4.33'ü düşünelim. 4 dakika 33 saniyelik sessizlik. Bir performans. Adı, evet, sessizlik. Ve bittiğinde ne yapıyor? Konsere geliyorsunuz. Hiçbir nota çalınmıyor. Sadece duruluyor. Tabii insanlar da bir şaşkınlığa uğruyorlar. Söylemine aslında ben size buradaki doğal sesleri dinlemeniz için bir fırsat verdim. Evet. Evet, bu bir performans ya da bu bir happening mi? Şimdi hani oradan yola çıkalım. Bu happening mi, performans mı? Ya ne da fark eder? Bence bayağı bir şey fark yani eder. Şöyle. Şundan söylüyorum. Eğer kavramları hayattan seçtiğimiz şeylerle eşlemezsek o zaman bir kakafonun içine düşeriz. Yani her şeyi aynı pakete attığımızda hiçbir şey birbirinden fark edilemez olur.
Ama bizim hayatı algılamamız, onları fark edip başka kavramlar olarak birleştirmemiz, ayırmamız, bütünleştirmemiz, tekrar dağıtmamız gibi şeylerden oluşuyor. Tabii şöyle diyebiliriz hani istiyorsan. Senin sanata yaklaşımında belki de hayatın bütün farklılıklarını yok etmek üzerine kurulu bir dünya oluşturma olabilir. Şimdi yani işte Fluxus, John Cage, Fluxus sanatçı, gerçek üstücülerdi, avantgard sanatçılardı. Onların zaten amaçları hayatta sanatı olabildiğince yaklaştırmak ve sınırları belirsizleştirmek ya. Yani dolayısıyla oradaki bu kullandıkları mediumlar tamamen bu amaca hizmet ediyor. Yani ben o yüzden happening'le tabii ki vardır. Yani işte happening tanımını yazabiliriz. Performans işte izleyici karşısında ya da kamera için yapılan işte mesela şey diyor bazı performans tanımlarında. İşte belirli bir şeyi olmayan, senaryosu olmayan. Bu da çok tartışmalı. Senaryolu da olabilir. Yani temel bir kural o yüzden koyamayız. Ama şöyle bir durum olabilir. Mesela aslında performans dediğimiz şey, mesela toplumsal cinsiyet performatiftir der Butler. Performans dediğimiz şey aslında sözle başlar. Yani bir şey ol demekle başlar. İşte ben sana doğduğunda işte Yalın ismini koymuşlar ve sen o Yalın olarak büyürsün. İşte bana Özlem ismini koymuşlar, ben de Özlem olarak büyürüm. İşte sizi karı koca ilan ediyorum denir ya. Karı koca ilan eder bizi. İşte devlet memuru ya da rahip. Ondan sonra biz karı kocaya dönüşürüz. Dönüşmeye başlarız. O süreci o başlatır. Yani biz bedensel olarak işte karı kocanın toplumdan beklenen toplumsal normları, hareketleri yapmaya başlarız. Yani o yüzden... Bence çok güzel bir şey söyledin, biliyor musun? Kafamda bazı bir yerler uyandı yani böyle sen söyleyince. Şimdi bu Godwin'di galiba. Günlük hayatta benliğin oluşumu falan. Harika kitapları var yani. Kişinin gün boyunca da zorunlu olarak sürekli performans yaptığını düşünüyoruz. Tabii. Özellikle de birbirini tanımayan insanlardan oluşan bu postmodern kentlerde. Çünkü komşumuzu bile tanımıyoruz. Herkes bizim için yabancı. Fakat konuma göre performansımız değişiyor. Mesela stüdyoya geliyorum. Başka birisiyim. Tabii. Dışarıda başka birisi, asansörde evet, başka biri, evde başka biri. Sürekli başkasıyım. Bu başkalıklar arasında bence şöyle diyelim. Yani başkalıkları da o zaman hani altını çizmeye çalışayım. Ben dediğimiz bir şey, ben onun da bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Çoğu kişi gibi yani. Tabii. Ben dediğimiz şey birbiriyle çelişmeden dünküyle yarın ve bugünkü arasında bir ortak çizgi bulmaya çalışan, sanki tutarlıymış gibi görünen bir kurgu. Dolayısıyla bu bir kurguysa bu bir senaryo. O zaman benim onu perform etmem gerekir. Onu uygulamam gerekir. Bu yüzden hayatımızda çoğu devam ettirdiğimiz şeyi performansla devam ettiririz. Üstelik de aynı anda hemen performanstan performansa geçip başka bir şeye dönüştüğümüzde bundan rahatsızlık da duymayız. Ama bunun ileri aşamasına bilinç yarılması diyoruz. Yani iki ben, üç ben, bu benim kafamda birbirinden ayrılmış net şekilde farklı benliklere erişirse o zaman sorun yaşıyorum. Niye? İkisini de eş zamanlı olarak sürdürmek istiyorum. İkisini de kendi içinde çelişkisiz ve tutarsız sürdürmek istiyorum. Performans alanları bence benim algıladığım kadarıyla günlük hayatın içinde yaptığınız performansla benim bu yaptığım arasında Allah aşkına ne fark var? İkisi de aynı absürtlükte. Neden bunu absürt olarak görüyorsun? İşte fark et, sen böyle bir yaşamda yaşıyorsun. Buralardan çıkıyor olmalı. Mesela Marina'nın yine düşünüyorum. Bir performansında çırılçıplak göbeğine pentagram çiziyor ve buzun üzerine yatıyor. Jiletle kendi karnını kesiyor. Bunun ne anlamı olabilir? Buna ancak anlam atfedilebilir. Bedenin dayanıklılığı. O bahsettiğiniz serilerde acı üzerine çalışıyor. Bedenin dayanıklılığı üzerine çalışıyor. Ve tabii ki orada izleyicinin bu işe baktığındaki deneyimi de çok önemli. Yani onu yoksa evde tek başına yapar yani. Ne gerek? Dolayısıyla izleyicinin katılımı da önemli izleyiciye açık performanslarda. Yani izleyici o mesela bir tane ilk dönemlerinde yaptığı bir performans vardır. Rhythm 0. Masanın üzerine bir sürü alet ya da çeşitli malzemeler. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun o aletlerle Marina'ya. Evet, orada çıplak bir şekilde durur ve Marina abimce her şeyi yapabilirsin. Aslında başta giyinik de sonra millet üstünü yırttığı için çıplak kalıyor. Evet, olabilir. Fotoğrafları hatırlıyorum. Mesela orada bayağı tehlikeli bir noktaya gelmiş insanların birisi yaptıkları. Birisi silahı dolduruyor. Masanın üstündeki silahı o zaman artık bitiriyorlar. Evet. Zaten gözyaşlarıyla bitiriyor. Yani, boğazını kesiyorlar şuradan işte kanıyor. İşte yani onu düşünün mesela. Evet. Bir izleyici olarak öyle bir izin verildiğinde size ya oradaki malzeme alıp o gidip o insana gerçekten zarar verme arzusu duymak. Doğru. Çok, çünkü kurduğu izleyicinin güya tırnak içinde söylüyorum. Elit çizdiği kendine
benliği, çünkü işte sanat eserleri geziyor, işte performanslara katılıyor güya. Kendine çizdiği benlikten ona izin verildiğinde ne kadar kolay bir şekilde hem de kamusal alanda çıkabildiğini gösteriyor muhtemelen. Çünkü diğer türlü yaptıkları anlamlı değil. Ancak bu şekillerde anlamlandırabiliriz ve böyle olduğunda da bence fena bir anlam değil. Tabii çok iyi. Şimdi şuna bizim geleyim. Çatışma yani çok çatışma. Ama mesela az önce diğer söylediğin şey hakkındaysa günlük hayatta hani bir sürü ben var. Evet tabii ki orada da bizden beklenenler var. Onlara göre davranıyoruz. Yani mesela ben okulda derse gittiğim zaman bir hoca gibi davranmam bekleniyor. Var. Yani tabii ki öyle davranıyor. Onun bazı kuralları var. Öğrencileri çeşitli iş yani dersin akışını devam ettirmek için çeşitli rolleri oynamalıyım. Yapmalıyım ama orada mesela tutarlılık evet önemli ama insanın temelde zaten çatışmada olduğunu düşünüyorum. Yani bence hiç yani mesela tabii ki dürüstlük çok önemli. Etik de çok önemli davranışlarda bir etiği takip etmek kişi için. Ama yani herkes çatışmalar yaşıyor ve hani bunu göz ardı edemeyiz bence. Bence zaten normal. Ben şöyle düşünüyorum. Yani ben şöyle düşünüyorum komik oluyor. Yani bu zaten hani güçlü bir düşünce akımının bir tanesi. Kişiler içlerinde ve dış dünyada saçılmış durumdadır. Kendiyle çelişkili çok fazla donesi vardır. Geçmişinden tabii. biriktirdiği, deneyiminden tabii. biriktirdiği, varlığından, kendi idinin arzuladığı şekilde. Bu saçılmışlıktan kendisine tutarlı, steril, toplumla uyumlu bir ego oluşturur. Yani süper ego ile idin arasında o saçılmışlığı bir derler toplar. Fakat bu derli topluluk, saçılmışlığın diğer öğelerinin onu hala yoldan çıkarmak istemesine engel olmaz. Bu yüzden kişinin benliğini sürdürebilmesi için performans yapması gerekir. Yani istediği şeyleri değil, kendine çizdiği belli bir rotayı takip etmek. Fakat dışarıdan gelen bası o kadar yoğundur ki insan sürekli değişmek zorunda kalır. Minik minik de olsa bazen radikal değişimler de olur ama zorunlu olarak değişir. Şimdi burada aslında o zaman performans dediğimiz şeyin tabii ki doğuştan gelmeyen ve performatif dedi. Ben performatif olarak tanımıyorum onu. Butler'da öyle tanımıyoruz. Yani Butler'dan gelerek tanımıyorum tabii haşa. Şey hayat içerisinde kültürel ve toplumsal hayat içerisinde kurulan bir şey olduğunu söylüyoruz kişinin katılımıyla. Ben onu ifade ediyorum. Yani hem sizden beklentiler var, siz de o beklentileri yerine getiriyorsunuz. Yani işte bu şeyle birlikte, sözle birlikte başlar dedik ya. Dolayısıyla buna dönüşüyorsunuz ama bununla birlikte de tabii ki bir süreç içerisinde değişiyorsunuz. O noktada hemfikiriz. Özlem, şimdi aklıma şu geldi. Giderek toplum katmanlanıyor ve bir zamanlar bize daha netmiş gibi görünen bir sürü şey üstüne çeşitli katmanlar örttüğü için erişilemez görünüyor. Biz artık üst üste metinler geldiğinde, üst üste görseller, resimler, fotoğraflar ve videolar geldiğinde bir yerden sonra onların taklit etmek istediği mevcut hayatı değil, birbirleri arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Katman o kadar yükseliyor ki buna ne diyoruz? Metinler arası ilişki, resimler arası ilişki, fotoğraflar arası ilişki. Bir yerden sonra sanat kendi içine dönüyor. O Platon'daki manasından çok uzakta artık hani gerçeğin temsili olmaktan çok uzak, kendi içinde bir gerçekliği var. Ve birbiriyle yani diğer sanat eserleriyle iletişim kuruyor. Senin son yapıtında da böyle bir durum var. Çünkü Fatih Harbiye adlı Peyami Safa'nın bir romanı var. Bu bir katmanlardan bir tanesi. Yani dışarıya bakıyor. Fatih ve işte Pera arasındaki farklılıkları görüyor. İki insan yapısı birbirinden bambaşka. Neden bu insanlar bu kadar farklı benliklere ve performanslara sahipler diye yola çıkıyor. Sen de fotoğraf sanatını kullanarak daha önceki fotoğrafçıların işlerini düşünerek bir edebiyat metniyle ilişki kurarak sanatsal bağlam içinde kalıp dışarıya göndermeden çok sanatsal eserler arasında bir ilişki kuruyorsun. Orada şöyle bir nokta var. Dediğin doğru, metinler arasılık var. Yani tabii ki postmodern demek zaten bu. Postmodern bir iş. Evet. Yani başka bir işe referans veriyor. Onun üzerinden kurgusal bir iş yapıyor. Ama hayatla olan ilişkisinin sınırlılığı konusunda kesinlikle katılmıyorum. Çünkü zaten benim bu işi yapmamın sebebi o. Yani bu ilişkiyi kurmak, geçmişe dair, geçmişten bize bugün nasıl ideal kadınlar erkekler olmamız gerektiğini söyleyen bir metinde o dönemin önemli bir, o dönemin kültürel ikliminin önemli temsillerinden biri olan bir metne cevap vermek ama bunu hayattaki dönüşümle birlikte vermek. Şimdi benim işlerimde ben kendimi kullanıyorum. Yani performatif bu demek zaten. Performatif fotoğraf ve video işleri yapıyorum. İlk erken dönem işlerimde, yani ilk işlerimde modern Türk resminde kadın temsilleri üzerine çalıştım.
Osman Hamdi Bey'den itibaren başlayarak biliyorsunuz yani zaten modern Türk resmi tarihi dediğimiz aynı zamanda modernleşmenin tarihleri geç Osmanlı erken Cumhuriyet'te. Asker ressamlarla başlayan. Yok, Osman Hamdi işte birlikte yurt dışına gönderdi. Tabii asker ressamlarla başlar ama aslında çünkü asker ressamlar. Aslında şeyle yani Avrupa'ya gönderilip eğitim alıp gelip burada bir işte akademinin kurulması süreci devam. Biliyorsun oradaki subaylar topografya için gönderiliyorlar. Yani teknik resim çizmek için gidiyorlar. Bazıları ressam oluyor. Batı resmi öyle geliyor. Evet, ama yani batılaşmayla birlikte Osmanlı şeyi hanedanı koleksiyon yapmaya da başlıyor. Yani ilgileniyorlar aslında resimle. Şimdi modern resim, modernleşmenin en önemli göstergelerinden bir tanesi, aygıtlarından bir tanesi. Aynı zamanda tabii kadınların hayatlarındaki değişim de o dönemde, geç Osmanlı, erken Cumhuriyet'te modernliğin, batılılığın en önemli göstergelerinden bir tanesi. Dolayısıyla burada bunun izleyeni sürebiliyorsunuz. Ve bu ben bunu ilk fark ettiğimde yani bana bir de bu temsil sadece sizin nasıl o dönemin kadınları nasıl diye göstermez. Nasıl olması gerektiğini de gösterir. Yani bir idari de tanımlar. Dolayısıyla ben orada o zamandan bugüne bana nasıl bir ideallik taşımalıyım kadın olarak bunun sözlerini duydum. Dolayısıyla öyle bir proje yaptım. İşte o kadınların pozlarını, o resimlerdeki pozları verdim. Bunlardan hem fotoğraf hem de video çalışmaları yaptım. Videolarda da o rollerden çıktım. O rollere cevap verdiler kadınlar. Başka roller aradılar kendilerini. Burada da ben geç Osmanlı erken Cumhuriyet dönemini çok önemli bulurum. Çünkü bir sürü arka arkaya önemli gelişme olur. Bir yandan travmatiktir. Travmayla tam olarak düzgün bir şekilde yüzleşmediğimiz için bir sürü problemi hala bugün yaşamaktayız bence. Dolayısıyla işte resim yani kadın erkek eşitliği bağlamındaki problemlerden bahsediyorsun. Hayatın her alanında. Kadın erkek eşitliği de kadın erkek problemi dedi. Yani yaşanan çatışma dediğim şey hayatın kendisi yani. Karı koca, anne çocuk. Bu roman da o dönemin romanlarında şeyler yazarlar aynı ressamlar gibi şey o modern şey roman da batılı bir dildir. Videomdur, disiplindir. O dönemin şeyleri, yazarları kendilerini topluma karşı sorumlu hissederler. Yani düzgün bir modernleşme nasıl olmalı bunu anlatırlar. Bir yandan işte kadınların hayatlarının değişmesi, eğitimle almaları çok herkes, bütün yazarlar, bütün erkek entelektüeller tarafından kabul edilir. Öbür taraftan sınırları aşacaklarına dair derin bir kaygı vardır. Tam olarak bu romanda da bunu görüyoruz. Yani Peyami Safa bir genç bir kadın. Neriman Hanım diye bir ana karakter var karşısında. Doğu'yu temsil eden bir erkek var, bir de Batı'yı temsil eden bir erkek var. Ve ikisi arasında kararsız kalıyor, sonra Doğu'yu temsil edeni seçiyor ve bütün kültürel gerilimler çözülmüş oluyor. Şimdi bu bana şey diyor, yani bugün yaşayan bir kadın olarak, sınırları aşma. Başka hayatları, aslında çünkü romanda Neriman Hanım başka olasılıkları merak eder. Yani erkekten ziyade ya orada da bir hayat var, başka bir şekilde yaşıyor insanlar, bunu merak eder. Ama şey der romantik, kal, çok fazla da sınırların dışına çıkma. Şimdi bugün bana bu söyleniyor, ben buna cevap olarak bir kadın karakter yarattım. Neriman Hanım hiçbir erkeği seçmiyor, güzel yarışmasına katılıyor ki güzel yarışması zaten o dönemin modernleşme aygıtlarından bir tanesi, Batı'ya Cumhuriyet'in ne kadar modern olduğunu göstermek için başlıyor Cumhuriyet Gazetesi tarafından. Dereceye giremiyor bu yarışmada ama Beyoğlu entelektüel çevresine giriyor. Ve hem tiyatro oyunlarında, filmlerde, irili ufaklı rollerde oynamaya başlıyor. Bir de kendisini kamera ve fotoğraf makinesi alıyor. Ve filmler, deneysel filmler ve şeyler çekiyor, fotoğraflar çekiyor. Şimdi orada bu fotoğrafların da ve deneysel filmlerin de o dönemin kimlik, toplumsal cinsiyet gerilimlerine cevap veren işler üretti. Çok güzel bir konuşmaydı. Bugün süremiz bitti. Ağzına sağlık Özlem. Çok teşekkür ederim. Yalın Alpay'la Yada'ya haftaya yine başka bir konu ve başka bir konukla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.